İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da geliyor. Diyor ki işte o zaman bu suçlara karışan süslü sülüyü ve diğer görevlileri hiç kimse ama hiç kimse kurtaramayacaktır diyor. AK Parti Milletvekili Tolga Ağar tarafından tecavüze uğrayıp intihar ettiği söylenen Yelda Ana Kahraman kardeşimizin olayında olduğu gibi, Aleyna Çakır kardeşimizin ölüm olayında olduğu gibi işte maalesef değerli izleyiciler son dönemde en çok adı geçen bir isim var. Ümitcan Uygun diye bir isim ve bu konulara yavaş yavaş geliyor. Hem Aleyna Çakır konusu hem de Yelda Ana Kahraman konusundan bahsediyor. Zaten altta da biliyorsunuz, görüyorsunuz fotoğrafı var. Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar'dan da bahsediyor ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da suçlara karıştığını söylüyor. Ve zaten ilerleyen tweetlerde de bir anlamda da bu Ümitcan Uygun'un da iddialar arasında olan konu babasının, işte şu anda görüyorsunuz, babasının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla da arasının iyi olduğu söyleniyor. Ümitcan Uygun da Aleyna Çakır cinayetinden sonra yeniden başka bir maalesef işte kızcağızımızın ölümüyle de ilgili şu anda hakkında birçok ciddi iddia da var. Ne diyorsun Rubi Gökdemir? Bu da şimdi geldik, cinayetler ve siyasi işin tarafları. Serhat Peker diyor ki bunların hesabını vereceksiniz diyor. Kime diyor? Süleyman Soylu'ya diyor. Kime diyor? Yargılanacaksın diyor. Başkalarına söylemiyor. Şimdi belli ki hedefte Süleyman Soylu var. Ben de şöyle bir şey söylüyorum. Ben de diyorum ki Sedat Peker'in bu güveni, bu emniyet duygusu, bu inancı nereden geliyor bilmiyorum ama hadi çok geriye gitmeyelim. Son 30 yılın siyasi aktörlerine lütfen herkes bir baksın. Çok özür dilerim arkadaşlar. Son 30 yılın siyasi aktörlerine baksın. Bunlar ne zaman karşı karşıya gelmişler, ne zaman muhalif olmuşlar, ne zaman muvafık olmuşlar, ne zaman ortak olmuşlar. Aktörlerin hepsinin gözünün önünüze bir getirin. Bunların birbirlerine kurşun sıkanların birbirleriyle yan yana geldikleri, ortak olduklarını lütfen kimse unutmasın. 30 yıl dersem nereye gitmiş olurum arkadaşlar? Geriye doğru 30 yıl dersem 2021, 1991 sonrasına bir bakalım. Oraya baktığımızda göreceğiz ki kimin eli kimin cebinde belli değil ve Sedat Peker de çok güvenmesin. Bugünkü muhalif unsurlarla, bugünkü muktedir unsurların bu sistemi, bu düzeni bozmak iradeleri, yıkmak iradeleri mümkün, iradeleri yoksa önümüzdeki dönemde kimin kimlerle ne tür ittifaklar, ortaklıklar kuracağını kitleleri etkilemek için de bunun kahramanlık hikayeleriyle, demokrasiyi kurtarmak hikayeleriyle, rejimi dönüştürmek hikayeleriyle kamufle edileceğine inandığım için ben Sedat Peker kadar iyimser değilim. Bu cinayetler sebebiyle bugünün aktörleri yargılanmayacağı gibi bugünün aktörlerini yargılayacak bir kararlı ve sistem dışı paradigmayı değiştirecek, parametreleri değiştirecek bir muhalefet görmüyorum ben Ferit Bey. Evet tabii. Sedat Peker'in muhalefete de sisteme de gireriz ama şu konuda da biraz daha bilgi vereyim çünkü kalmadı. Ya bu cinayetler Aleyna Çakır kardeşimizin ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'un kurtarılabilmesi için gerekli adli tıp raporu da şahsın babası Süleyman Soylu'nun yakın arkadaşı olduğu için gerektiği şekilde hemen hazırlanıyor diyor ya. Yani şimdi Ferit Bey tabii bak ben farkındaysam bu kriminal olaylarda, somut olaylarda çok dikkatli konuşmaya çalışıyorum. Niye? Ya bir hukukçu, sadece ben değil başkaları da, bir hukukçu zanlarla, kanaatlerle, varsayımlarla fikir yürütmeye kalkarsa onların durumuna düşmüş oluruz. Ben somut dosyaları biliyor olsam çok daha açık, çok daha rahat konuşabilirim. Biz de bu çizgiyi zaten kaybetmeyelim. Eğer bir hukuki meselelerde delil endeksini konuşmaz, varsayımlarla, kanaatlerle konuşmaya başlarsak biz de bu düzenin insanlarının durumuna düşeriz. Ama varsayımlar demeyelim ama Sedat Peker şüpheleniyor ki. Ama aynı ismin yine başka bir cinayetle şu anda hani yargılama durumunda. Zaten Sedat Peker de şüpheleniyor yani, ki. Diyelim yani ortada her şey. Belirtiler. Bak bunun adına hukukta belirti emare denir. Ama bu bir delil değildir. Emareler, belirtiler gösteriyor ki bu ilişkiler devam ediyor diyor Sedat Peker.
Zaten kendisi de mutlak bir bilgi vermiyor. Benim de kanaatim olur ama bir hukukçuya kanaatleriyle, varsayımlarla konuşmak yakışmaz. Bir hukukçunun delillerle ve hiç değilse karineyle konuşması lazım. Ama ben hukuk alanının dışına çıkarak konuşmak istersem, konuşmak durumunda olursam, bu çarpık ilişkilerin, bu çapraşık ilişkilerin, menfaate dayalı yanaşma düzeni ilişkilerinin varlığı hakkında şüphem bile yok. Ferit Bey, bunu söyleyebilirim. Şüphem bile yok ki bu tür karanlık ilişkiler, menfaate dayalı ilişkiler devam ediyor ve kurumsal bozulmayı iddialı bir şekilde söylüyorum, farkında mısın? Çünkü kurumsal bozulmanın, çöküşün, kapasitenin azalmasının delili olmaz. Sonuçlara bakınca bunu görürsünüz. Ben biliyorum ki bu ülkedeki kurumsal kapasite maalesef çökertilmiştir ve bilerek, isteyerek. Niye? Bireylerin, kişilerin şahsiliğin ön plana geçmesinin ilk yolu kurumsal kapasiteyi çökertmektir. Yoksa kişilerin iradeleri keyfi bir şekilde hukuk dışı, yasa dışı menfaat elde etmeye yaramaz hale gelir. Yarar hale getirebilmek için kurumsal kapasitelerin çöküp çökertilmesi lazım. Dolayısıyla ben Sedat Peker'in bu iddialarının iş değilse, kaldıysa hukuk devletinin emareleri, eski geleneklerimiz, mirasımız anlamında bir şeyler kaldıysa birilerinin harekete geçip işlemesi lazım. Veya muhalefet bir şey yapacaksa, ya hiç değilse 300 kişi, 500 kişi gitsin adliyelerin önünde sessizce otursunlar. Sessizce otursunlar, eylem yapıp da ortalığı birbirine katsınlar demiyorum. Israrlı bir şekilde bir ay adliyelerin önünden ayrılmasınlar. Ki biz onların sanal bir muhalefet yapmadığını, bu sistemin parçası olmadıklarını hiç değilse görünüşte bile olsa inanmış olalım. Yoksa ben birbirimize horoz dövüşü yaparak siz gidin de biz gelelim, şu kamu rantlarını biraz da biz idare edelim veya biz paylaşalım gibi muhalefet anlayışı sahiciliği sağlayamıyor. Sağlayamadığı için de vatandaş bunlara canı gönülden gidip sahip çıkmıyor. Onu da görüyoruz maalesef. Evet. Hala evet. Pardon, buyurun. Tabii şöyle yapalım yavaş yavaş. Bir taraftan da bir Kurtlar Vadisi videosuyla bitiriyor Peker tweet serisini. Süslü Süleyman, Kurtlar Vadisi'nde bir bölüm var. Bunu da senin için yayınlıyorum. Bu bölümü sana ve seni Cumhurbaşkanı yaptırmak isteyen zavallılara ithaf ediyorum. Seninle biz artık ahiretlik olduk. Seni asla unutmam. Ancak diğer haramilerle de çok işim var diyerek de tweet dizisini, serisini bitiriyor. Kurtlar Vadisi'nde de orada artık ben o karakterleri de unuttum. Polat Alemdar'la bir kimdi? Mehmet? Ferit Bey, ben o dizilerin hiçbirisini izlemiyorum. Ben de pek şey yapamam. Oradaki bir diyalogdan bahsediyor. Orada işte yangınlarla ilgili falan işte böyle bir diyalogları var arasında. Artık bakınca görürsünüz. Evet. Evet. Ha, bir dizideki MİT çalışanı mı oluyor? Ha, Alper isimli bir MİT çalışanı dizideki. Onunla diyaloglarını paylaşmış ve diyor ki haramilerle de çok işim var diyor. Tabii devamlı her zaman olduğu gibi Süleyman Soylu'nun Cumhurbaşkanı olmak istediğini ve seni destekleyenlerle de işim var diyerek de tweet dizisini sonlandırıyor Rubi Gökdemir. Şimdi burada biliyorsun ki Ferit Bey, ben Süleyman Soylu'nun Cumhurbaşkanı olma hedeflerini hem siyasetin görünür aktörleri, hem görünmez aktörleri, hem meşru, hem sivil aktörleri yönünden programın birinde değerlendirmiştik, hatırlıyor musun? Biz de şimdi mesela Sedat Peker karşımızda olsa da desek ki sen Süleyman Soylu'yu zekası, çapı, kapasitesi, bağlantıları şu sebeple, bu sebeple Cumhurbaşkanı olmasını istemiyorsun ve yakıştıramıyorsun. Peki senin kafanda kim Cumhurbaşkanı adayı desek, eminim ki onun temsil ettiği odağa, temsil ettiği menfaate, temsil ettiği gruba göre onların da kafalarında biri var. Biz ne diyoruz ısrarlı bir şekilde? Arkadaş, cumhurbaşkanlarına yoğunlaşmak bu sistemde hipnoza milleti devam ettirmek demektir. Bir, iki, niye bu cumhurbaşkanlarını
siyasetin görünmez aktörleri veya sivil siyaset belirlemiyor da Ankara'nın koridorlarında garip ilişkiler, kirli ilişkiler, çeşitli menfaat ilişkileriyle birileri belirliyor. Halkın bu işi belirlemesi demokrasinin, hukuk devletinin olmazsa olmazı değil midir? Egemenliğin kaynağının millette olduğu, hakimiyetin kayıtsız şahsın millete olduğu lafını bir tiyatronun repliği olarak kullanmaya daha ne kadar devam edeceksiniz? Bu milletin cumhurbaşkanını seçmekten daha önemlisi, çağdaş dünyanın parçası olacak şekilde demokratik hukuk devletine dönmesine ihtiyaç var. Problemleri çözüm yöntemi olarak da kudretli cumhurbaşkanlarında, kudretli yöneticilerde, kudretli liderlerde aramaması gerektiğini, çözümün kolektif ve bireyden başlayarak toplumsal kalkınmada olduğu, toplumsal kapasitemizi artırmakta olduğunu millete anlatmak gerekirken herkes cumhurbaşkanının kim olmasına odaklanıyorsa Sedat Peker dahil herkes bu düzenin devam etmesini istiyor demektir.